yaptı. Çünkü bildirgenin biliyorsunuz başlangıç maddesi insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşittir der. Şimdi bu insan hakları mücadelemiz aslında insanlık onurunun korunması mücadelesidir. Ezilen emekçi halkların hak özgürlüklerinin korunması mümkündür. Ve şimdi Türkiye insan hakları açısından en ağır bir dönemi yaşıyor. Çünkü dünya eski dünya değil. Orta Doğu eski Orta Doğu değil. Türkiye de eski Türkiye değil. İşte biz aslında insan hakları ve özgürlük mücadelemizi, barış mücadelemizi, demokrasi mücadelemizi buna göre programlamamız gerekiyor. Başkanın da belirttiği gibi bizim insan hakları mücadelemiz doğrudan barışla ilişkilidir. Savaş karşıtlığıyla ilişkilidir ve demokrasiyle ilişkilidir. Şimdi ki bakın insan hakları açısından bütün halklar ve insanlık büyük bir tehdit altında. Sovyetler dağıldıktan sonra Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte tek kutuplu neoliberal, kapitalist, emperyalist bir dünyaya teslim edilmek isteniyor insanlık. Ve biz tabii insan hakları mücadelemizi doğrudan barışla ilişkilendirdiğimiz için her yıl İsveç Barış Araştırma Enstitüsü SIPRI'nin yıllık raporlarını izleriz. Ve orada, o yıllık raporlarda bir yıl içerisinde silahlanmaya ayrılan para ve ülkelere göre en çok silah alınan